Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Çok şahane bir merhabaydı. Merhaba. Başka var mı merhaba diyecek? Merhaba. Tamam, o dedi, başka var mı? Bu yer. Ha, timsah. Merhaba. 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 Tamam merhaba. Kızım, hepsi de merhaba. Yeter. Merhaba. Merhaba. En son o kalmıştı zaten, muz da dediğine göre. O zaman okuyacağımız kitabı seçebiliriz şimdi. Tamam. Bye bye. Bay bay Muz, görüşmek üzere. Hangi kitabı okuyalım? Bay bay. Hangi kitabı okuyalım? Muz seçsin. Seçsin hangisini istiyorsa. Hangisini seçiyor? Bunu mu seçti? Acı biber çat çat. Kim yaptı bunu? Bu da ablanın bebekliğinden kalma kitap. Bunların çoğu yeni kitap ancak içlerinden bazıları Benna'yı ablasının bebekliğinden kalma. Bu da onlardan bir tanesi. Hadi okuyalım o zaman. Bunu. Bunu başka istiyor. Çekeceğiz. Tamam mı? Hadi çabuk. Ya ya. Dalga yemiyor mu? Ya ya. Kızım seçiyor mu? Hı-hı. Hangisini seçti? Bunu. Tamam, hadi onu okuyalım o zaman. Evet arkadaşlar, Muzcuk son anda fikir değiştirdi. Pamuk ile Tekir'i seçti. Biz de hemen Pamuk ile Tekir'i okumaya başlayalım. Nerede? Burada merakla bekleyen minişler var masalın okunmasını, değil mi Zehra? Biri bici bici yedirsin. Ben bici 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 yedirsin. Tamam. Biz başlayalım mı? Minişler bekliyormuş. Bir varmış, bir yokmuş. Hayvanlar kasabasında Pamuk ile Tekir adında iki kedicik yaşarmış. Pamuk ile Tekir birlikte küçücük bir evde otururlarmış. Evlerine baksana Zehra, ne kadar güzel ağaç ev. Evet. Pamuk çok düzenli bir kediymiş. Eşyalarını hep çekmecelere, dolaplara yerleştirirmiş. Tekir ise çok dağınıkmış. Eşyalarını düzenlemez, oraya buraya atarmış. Üstelik bu halinden... Çok memnunmuş. Baba. Dağınık olmayı seviyormuş. Baksana Zehra odasının. Aynı ablanın odası gibi. Ay baba dur. Ne yapıyor onlar orada? Şunu düzelteyim. Sen düzelt. Arkadaşlarımın yanına koy. Tamam. Ay. Arkadaşı onu ne zaman uyarsa ben eşyalarımın gözümün önünde olmasını istiyorum. Çekmecelerde, dolaplarda aramakla uğraşmam diyormuş. Dağınıklığı seviyormuş. Pamuk, tilki... Naf naf. Minişler. Zehra bir taraftan misafirlerimizi diziyor. Düşenler oluyor. Pamuk, Tilki Naf Naf Bey'in evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasaba yöneticisi Horoz Hoşbek'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. O gün Hoşbek büyük bir davet veriyormuş. Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu yüzden Tekir işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış. En şık kıyafetini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar, garsonlar mutfakta son hazırlıkları yapıyorlarmış. Tekir'i görünce ona tuhaf tuhaf bakmış ve gülmüşler. Yenimi çarçıydı. Merhaba köpekçik, hoş geldin. Köpekçik değil, Pıtır. Pıtır, evet bu köpeğimizin adı Pıtır. Ama onu sütünü yemeliydim. Köpek süt mü içecek? Evet. Enteresan. Afiyet olsun. Tekir niye böyle davrandıklarını anlamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisini almış, misafirlere sunmak üzere salona gitmiş. Salondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirlerine Tekir'i göstererek aralarında fısıldaşmışlar. Tekir olanlara hiçbir anlam veremiyormuş. Uykusu mu gelmiş? Zehra, herkes Tekir'e tuhaf tuhaf bakıp böyle gülümsüyormuş. Aralarında da konuşuyorlarmış. Niye olduğunu anlayacağız birazdan. Tam mutfağa dönecekken Horoz Hoşbik'le göz göze gelmiş. Hoşbik ona kızgın kızgın bakıp Tekir... Sen mutfakta kal, servisi başkası yapsın demiş. Horoz da böyle çok sinirli bir horoza benziyor Zehra, baksana tipine. Gördün mü? Çok kızgın bir horoz.
Bunun yatağı nerede? Onun yatağı o şu sepetin içinde. Tekir utançtan kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya gitmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz görünüyormuş. Ceketiyle gömleği gayet uyumluymuş. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tekir de anlamamış niye herkesin ona garip garip baktığını, kızdığını. Evet, şimdi fotoğraftan, resimden gördük Tekir'in sıkıntısını. Neymiş Tekir'in sıkıntısı Zehra? Neymiş? Niye herkes ona tuhaf tuhaf bakıyormuş? Evet, hem ayakkabı değil ona terlik giymiş, hem de biri farklı, biri farklı. Biri kırmızı, biri mavi giymiş değil mi? Ondan demek ki herkes tuhaf tuhaf bakıyormuş Tekir'e. Pantolonu da düzgünmüş. Niye herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor demiş. Gözleri ayaklarına takılmış tam o arada. Olamaz, ayakkabı yerine terlikle gelmişim. Üstelik birbirinden farklı terlikler ve çok kirliler diye bağırmış. Çabucak eve gidip yeni aldığım ayakkabılarımı giymeliyim demiş. Kızım uyuyacak galiba süt içerken. Öyle mi? Bir masalı dinliyor. Bak masal dinlerken uyuyor köpeğimiz, pıtırımız. Kimseye söylemeden aceleyle köşkten ayrılmış. Baba, eve koşmuş. Baba sessiz ol köpekçik. Tamam sessiz okuyayım o zaman. Ha uyandı mı yine? Özür dilerim köpekçik. Ben seni uyutmak için okuyordum bunu. Odasına girer girmez ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış. Sonra ayaklarını, ayakkabılarını aramaya koyulmuş. Fakat etraf nerede çok dağınıkmış. Kırmızı? Bak sen terliğini nasıl fırlatıyor, kırmızı terliğini gördün mü? Nerede kırmızı? Ne fırlattı onu, evet. Aynen öyle. Kızım bu sandalyenin sehpanın üzerinde ne işi var? Bu kadar dağınık odası ya. Böyle şuna bak, baksana. Kokulu çoraplar geldi. Kokulu çoraplar bir de ortalıkta. Bu, bak dolaptan pantolon çıkıyor. Çekmecede bize çıkıyor. Evet, bir de şey perde de çıkmış rayından, baksana. Nerede? Bak perde çıkmış. Gördün mü, yerinden çıkmış perde. Ben... Düşecek. Beğenmedim. Şurası var. Perde çıkmış buradan. Odanın her yanı oraya buraya atılmış. Rengarenk çorap, terliklerle doluymuş. Bir gömlek kolu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun teki dolaptan dışarı çıkmış. Yere sürünüyormuş. Halının ortasında bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Günaydın Pıtır. Masalı beğeniyor musun? Dinliyor musun masalı? İyi bakalım. Günaydın. O da mı uyandı? Özür dilerim uyandırdığım için sizi. Hayır. Tekir sinirli. Bunlar kendi uykusunu aldığı için uyandı. Ha, ben sebep olmadım o zaman, mutluyum. Tekir sinirli sinirli eşyalarını bir o tarafa bir bu tarafa atmış. Bir o dolaba bir bu dolaba bakmış. Çekmecelerin içindeki tek tek boşaltmış. Yok, bir türlü ayakkabılarını bulamıyormuş. Terden sırılsıklam olmuş. Ceketini çıkarıp yere savurmuş. Tekrar aramaya koyulmuş. Bu sırada Pamuk elinde bir buket çiçekle çıka gelmiş. Ay bu ne ya? Sütmüş ya. Süt mü? O da mı içecek? Ha? Tekir'i evde görünce şaşırmış. Ne oldu? Bugün neden bu kadar erken döndün diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri bir bir anlatmış. Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş Pamuk. Bu dağınıklıkta bulmak imkansız diyerek başını sallamış. Önce etrafı düzeltmeliyiz ki onları bulabilelim. Ne dökülmüş oraya? Bulgur. Bulgur. Bulgur'un odasında işi ne Zehra? Ne arıyor bulgur odasında? Tekir, bütün odayı düzenlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Pamuk, ama başka çaremiz yok demiş. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere düşmüş. Mercimekmiş o. Pamuk, hayretle bu mercimek burada ne arıyor demiş. Tekir, ah onu burada mı unutmuşum? Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için satın almıştım diye söylemiş. Bak bunun arkadaşı yok bak.
O tek değil mi onun? Zaten arkadaşsız o. Niye? Yoktu değil mi onun arkadaşı? Yoktu. Bunlar hep arkadaşları var ama onun yok. Arkadaşım nerede? Senin arkadaşın yok. Diğer minişlerle arkadaşlık kurabilirsin. Yok zannetmiyorum. Bence senin arkadaşın hiç yoktu aldığımızda. Pamuk çekmeceyi açmış. Şaşkın şaşkın sormuş. Peki bu tavanın burada işi ne? Çekmecesinden tava çıkmış Zehra. Ne kadar dağınıkmış bu böyle. Tekir, geçen gün canım omlet çekmişti. Onun için almıştım diye cevap vermiş. Ama burada unutmuşum. Yumurtalar da diğer çekmecededir herhalde. Yumurtalar bile çekmecesindeymiş odasında Zehra. Ne kadar dağınık bir kediymiş bu böyle ya. Kimdir kedi mi? Çok dağınık. Miyav mı yaptı? Miyav. Birden haykırmış. Gözlüğüm, gözlüğüm, onu en sonunda buldum. Pamuk, bak bu da saatin demiş. Saatin nerede? Saatin nerede? Tekir'in çok önceden kaybettiği eşyaları birer birer bulmaya başlamışlar. Saati göstermiyor. Odada her şey yerine yerleştirmiş, düzeltilmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Tekir üzgün bir şekilde... Bugün işe gidemedim. Üstelik yeni aldığım ayakkabılarımı da bulamadım diyerek dudağını bükmüş. Timsahçık acıktın mı? Masal bitmek üzere. Biraz masalın bitmesini bekle. Sana bir şeyler yedirelim o zaman. Acaba tencerenin içinden ne çıkacak? Bakalım arkadaşlar tencerenin içinden ne çıkacak? Okumaya devam edelim. Pamuk, üzülme. Yarın Bay Hoşbik'le konuşuruz demiş. Özür dilersen seni affeder. Akşam oldu. Hem yorulduk hem acıktık. Haydi yemeğimizi yiyelim. Sonra ayakkabılarını aramaya devam ederiz. Böyle söyledikten sonra mutfağa gitmiş. Yemek yapmak için raftan bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere ne kadar ağır. Kapağını açınca gördüğüne inanamamış. Tekir gel buraya diye seslenmiş. Acaba tencereden ne çıkacak Zehra? Ne çıkacak? Ayakkabı. Ayakkabı. Evet tencereden ayakkabı çıktı. Tekir'in kaybolan ayakkabıları tencerenin içinden çıktı. Kim koymuş? Tekir koymuştur. Hemen soralım bakalım. Bak nasıl yiyor bak. Timsah öyle yürümez kız. Ağzı açık. Tekir yerimden kalkacak halim kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi Tekir'in yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve ayakkabılarım tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunları niçin buraya koymuşum diye söylenmiş. Pamuk bunu sana sormalı demiş. Tekir bilmiyorum gerçekten çok utanç verici diyerek başını öne eğmiş. Ne yapıyor kızım o? Bir tanesi kaçıyor. Tamam masalımız bitmek üzere. Arkadaşım dağınıklıktan vazgeçmelisin demiş Pamuk. Yoksa başına utanacağın daha pek çok olay gelir. Tekir çok doğru söylüyorsun diyerek gülümsemiş. Bugün çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman unutmam. Az bekle. Daha sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girmiş. O günden sonra Tekir düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş derli toplu küçücük evlerinde mutlu mutlu yaşamışlar. Ne güzel kitapları varmış. Baksana raflarında. Ne yazıyor? Bak ne kitapları var. Masal Parkı, Masal Sokağı, Çikolatalı Masallar, Eğlenceli Masallar, Sürpriz Masallar. Baksana ne güzel kitaplığı varmış. Burada da bir tane saati var. Saati de çok güzelmiş. Zehra saat kaç gösteriyor burada? 1. Yani biri 3.35. 3.35. Hadi. 1-2-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 
kediyi oradan çıkartabilseydik arkadaşlar. Ne güzel biz oynardık. Kedileri çok seviyoruz çünkü. O gerçek değil ki. Gerçek değil mi? Ben onu gerçek sandım. Bakayım ısırıyor mu elimi? Isırdı. Isırdı kızım. Isırmadı. Isırmadı mı? Tamam. Masalımızı bitirdik. Ne yapmamız gerekiyormuş? Her zaman derli toplu olmamız gerekiyormuş. Odamızı abla gibi dağınık bırakmamamız hadi gerekiyormuş. Şimdi arkadaşları güle güle yap. Biz oyunumuza devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.